Günümüz 2024 yılında çoğu kişinin bilgisayarında Windows 10 ve 11 bulunuyor ve kimse artık bu gelişen teknolojide sosyal medyanın iyice ve iyice interneti ele geçirmesiyle birlikte eski sistemlerin yüzüne bile bakmıyor. Yeni sosyal medya siteleri dışında da oyun tarafına dönersek Steam, Origin veya benzeri gibi oyun mağazaları artık eski sistemlerde kullanımını yitirdi. Hatta hala dünyada birçok kişi Windows 11'e geçmemişken 2024'ün sonlarına doğru Windows 12'nin duyurulacağı söylentileri bile geziyor ortalıkta. Ama ben bugün ne yapacağım? Yeni Windows'ları çöpe atacağım. Bugün sizinle beraber 2006 yılına ışınlanacağız ve bunu da icat ettiğim sanal zaman makinesini kullanarak yapacağız. Adı da Windows Sinatör. Göndermeyi anlayanlar anladı. Şaka şaka. Tabii ki de bir zaman makinesi icat etmedim. Bunu mecaz anlamda söylüyorum. Ama yine bu videoda sanki o yıllara ışınlanmış gibi gideceğiz. Yani umarım sizi götürebilirim. Şu an ekranda görmüş olduğunuz yıl ışınlanıp o yıllarda yaygın olarak kullanılan Windows XP'de o zamanki oyunları oynayacağım. O zaman zamanda yolculuğa hazırsanız başlayalım. Ve şu an 2006 yılına geldik. En azından yazılımsal olarak. Çünkü karşımda 32 bit işlemcileri destekleyen Windows XP bulunuyor. Bu Windows XP'de birkaç tane oyunumuz var. Ve o zamanlarda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde popüler olan ve Windows XP platformunda çok fazla oynanmış olan birkaç tane oyunu yükledim. Bu oyunlar benim kalbimde çok büyük yere sahip olan ve çocukluğumda unutamadığım oyunlar. Evet, ben Windows XP çocuğuyum bu arada. Hadi başlayalım. Şu geri dönüşüm kutusunu da şuraya alayım ya. Benim için geri dönüşüm kutusunun yeri her zaman burasıdır. Windows 10'umda da orada, Windows 7'imde de oradaydı. Vista'mda da her şeyde her zaman sağ alt köşe. Hiç öyle en üstlere en üstlere falan koymam yani. Gerçekten bir Windows gurusuysanız yani sağ alt köşeye geri dönüşüm kutusunu koyarsınız. İlk başlamak istediğim oyun, soldan sağa gideceğim. GTA San Andreas olsun. Yaşasın. Bu ekran gerçekten benim için unutulamayacak bir ekran. Tabii ki de quit game yapmıyoruz. Önce ayarlara bir bakalım. Invert Axis'i kapatmam lazım. Invert Axis'ten nefret ediyorum çünkü. Onu bir bulalım. Controller setup'ta olması lazım. Heh. Of, tamam. Bekledik. Start game diyorum ve oyunumu başlatıyorum. Evet, o unutulmaz introlardan biri karşımızda. Galiba altyazıları açmayı unuttum. Zaten bu introyu ezbere bilmeyen yoktur. O yüzden altyazının da çok gereksiz olduğunu düşünüyorum şu an. Passenger, show us your hands. Stop. Get down on your knees. Get down on your stomach. Hey, that's my paper, man. There's money. This is drug money. Bu repliğe bayılıyorum ya. F ile gidiyormuşuz sen. Dur lan. Dur bir de. Alo, hey. Niye böyle oldu? Baga soktu oyunu. Heh. Oh, tamam. Kurtardım. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Hızlı 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 hadi. Hızlı. Hızlı hadi. Ballast territory deyiz. Ballast territory. Rolling. Hayır hayır, çarpmayacağım. Birazcık daha hızlı gidelim. Yani şu aşağı indiğimizde zaten ev. Siktir. Ezecektim de neyse. Şu alt yazıları bir açayım. Subtitles, aynen. Okey. Arkanı dön. Chill, chill. CJ. Oh my god, what's up? Şimdi bisiklete atlama görevi. Çabuk. Çabuk. Al, vuracaklar beni. Vuracaklar. İmdat. İmdat. Help. Çık çık. Ryder bekliyor bak adam. Kaç yıl sonra GTA San Andreas oynarsam böyle olur. İki hareket ediyoruz be. Burada ben çok sinirlenirdim ya. Şurada ayrılıyorduk. Hadi ayrılalım artık. Ben Ryder'la gitmek istiyorum. Keep up motherfucker. Hadi Ryder, kımılda. Kımılda. Sen niye önümde şey yapıyorsun? Birazdan park kısmı geliyor. Orada ben çok düşüp takılıyordum. Aynen şurası. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Burada dikkat etmem lazım. Da burada sanki bizde Big Smoke gelmiyordu gibi. Hani ayrılıyoruz ya. Sanki Sweet'le gidiyordu gibi ama. Neyse. Yanlış hatırlamıyorum. Önce ben gideceğim. Önce ben gideceğim. Önce ben. Biraz insan dövelim. Birazcık. Gel. Gel lan gel. Gel lan. Yolun. Yolun. Kes karı. Git.
Sen de gel. Sen de gel. Benim amacım insan dövmek. Şimdi çetemizden insanları döver. Gel lan herif. Gel lan herif. Gel lan. Gel lan. Bunda çok az mermi varmış ya. Neyse evimize gidip kaydedelim. Player. Tuce. Ah. Yapalım mesela. Zor olsun. Çünkü hatırladığım kadarıyla Stuart Little 2 kolay bir oyundu yani. Çocuklara hitap eden bir oyun olduğu için. Tabii ki de yetişkin halimde zor demeyeceğim. Şimdi bunlar da şeyler. Tamam. Game. Hadi başlayalım. Blank. Blank. Sizlere bir sorum var. Küçüklüğünüzde böyle hiç en sevdiğiniz dizide, filmde gördüğünüz böyle yemekleri gerçekten böyle canınız çekti mi? Ya da onların böyle lezzetli görüntüleri sizin o yemek için, o meyve sebze için böyle lezzetin tanımı oldu mu? Bende oldu. Ben hatta Stuart Little 2'deki bu meyvelerin görünümleri hala hafızamdan çıkmadığını fark ettim. Yani şu elma, bu karpuz, çilek falan bildiğin hani bende şu an lezzetin tanımı yani. Bunları oyundan çıkartıp yemek istiyordum. Çünkü izlediğim bazı çizgi filmlerde de vardı. Böyle yemek falan yapılıyor. Çörek, kurabiye. Anneme diyordum anne bundan yapsana. Diyordu ben nasıl yapayım bunu. Benzer bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ama çok istedim yani öyle. Şu an böyle kirazları dediğim gibi çilekleri milekleri görünce aklıma o geldi. Umarım bu sefer çökmez oyun ya. Üçüncüye kayıt alıyorum umarım. Eğer bu kayıt başarılıysa zaten şu an videoda izliyorsunuzdur. Ya öldüm. Ama yıldırımlar alınca arabayı kontrol etmek çok zorlaşıyor. Uzak dur bizden, kartal mısın, şahin misin? Defol git be! Defol git! Nice job! Hızlanırken çıkan ses çok komik. Tıttırıt! Bitirdik. Lütfen çökme. Lütfen. Yaşasın, çökmedi! Yaşasın. Aa bu oyunu hiç hatırlamıyorum. Ya bu leveli yani. Dur bakalım. Hallederiz ya. Buradan geçemiyor muyum? Dur bir dakika. Geçemiyor muyum buradan? Bunu mu çevireceğiz? Bir şey mi açacağım? Heh. Tamam. Benim özürlülük şaka mı? Düşman geliyor. Ne saçma bir level bu ya. Uy tırtıldı. Ben bunu küçükken nasıl oynamışım ya. Çok saçma böyle. Şu an oyun olarak onu fark ettim evet. Çok da hani böyle hayran duyulacak bir yanı olmadığını fark ettim. Şunu nasıl açacağım ya. Ben bu leveli anlamadım. Çocuklara hitap eden bir oyun olduğu için. Hallederiz ya. İmdat! Shrek'te eşeğe bayılıyorum ya. Özellikle ilk iki filmde dublajına bayılıyorum Mehmet Ali Erbil'in yaptı. Evet. Şimdi eşeğimiz yaz sıcağında serinletici içeceğini içiyor. Pizzasını yiyor. Özellikle şey çok yaratıcı. O az önce gördüğünüz Pinokyo'nun burnunu uzaması, yükleme ekranı olması yani çok yaratıcı bence. E ile mi konuşuyorduk burada? F ile mi? Çok hatırlamıyorum. Space'in şey olduğunu biliyorum ama. Aynen ikisi olduğunu biliyorum. Control ya da sağ klik. Tamam. Suda gezinebiliyorduk. Evet, Farquaad'ı dövdüğümüz. Ha! Burada Shrek 3'teki gibi özel vuruşlar falan yoktu diye hatırlıyorum. Shrek 3'te o çok daha çeşitliydi. Onu daha seviyordum ben. Böyle bir sürü farklı şeyler vardı. Bir de özel overpower diye bir güç vardı. Böyle yeşillimsi bir aurayla herkesi etrafından savurma gücü vardı. O çok iyiydi. Shrek 3'ün oynanışı o konuda daha çeşitliydi. O yüzden o konuda onu daha çok seviyorum. Anladık eşek kardeş, anladık. Burada çok düşüyordum ben, onu hatırladım. Düşmedim. Yaşlanmışım. Artık düzgün oynayabiliyorum. Bunları toplayınca ekstra can barı kazanıyor. Şey bar genişliyordu diye hatırlıyorum. Ya bar genişliyordu ya da fulleniyordu. Ha şu periye gidelim ya dur. Şu periye gideceğim bir dakika. Bunlarla oyun kaydediyoruz. Bu da çok yaratıcı mesela. Shrek 2 çoğu insan bu periyle hatırlıyor mesela. Bununla nereye gidiyorduk şimdi? Ha direkt buraya uçuruyormuş. Niye ben salak gibi uzun yol kullandım o zaman? Shrek 3'teki tek sevmediğim şey şu an aklıma geldi. 2 oynarken. Shrek 2 gibi tamamen stabil bir kamera açısına sahip olmaması. Bazı levellerde hatırlıyorum. Shrek 3'te kediyle oynarken, eşekle oynarken, Shrek'le de oynarken fark etmez. Bazı levellerde bu third person kamera açısı oynuyordu kendi kendine. Yan platform oyunu gibi oluyordu. Yönetemiyordun yani hiçbir şekilde. Onu sevmiyordum. Aniden değişiyordu mesela ama Shrek 2'deki bu yapının
korunmasını her zaman sevmişimdir. Bunun yanına yaklaşırken çalan şarkıyı ben alarm sesim olarak kullanıyordum. Şimdi yine bu kısmı hiç sevmiyorum işte bu oyunda. Eşin seslendirmesi her dilde gerçekten çok mükemmel. Bunlar çember kuruyordu. Birbirlerine tekerleği atıyorlardı. Hatırladım bu bölümü. Bunları tek tek öldüreceğiz. Ya. Bunu niye öldüremiyorum? Ha, tekerleği olana vuracaktık, öyle miydi? Ha, aynen. Tekerleği at birine. Good team. Shrek bu arada iyi ki de Amerikan aksanıyla konuşmuyor. Bu İngiliz aksanıyla konuşmasını çok seviyorum çünkü Shrek'in. Gerçi İngilizler yapmıştı galiba bu animasyonu. Ya. Heh, daha güzelini buldum. Hayır! İmdat. İmdat. Help. Şimdi yolu açacağız. Yani tekerleği önce takacağız. Yani Shrek gerçekten ağaç kovuklarını nasıl kırabiliyor acaba? Burayı da hatırlıyorum. Kedi boss fight'ı vardı burada. Heh, bu şarkı işte. Na 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 na. Bu şarkıyı gidip ses dosyalarından oyunun çıkartıp kendime alarm sesi yapmıştım. Ya bu arada bunu ilk çocukluğumda oynadığım zaman yapmamıştım. Ya o zaman telefonum yoktu tabii ki. Daha sonrasında tekrar nostalji yaşamak için kurduğum zaman yapmıştım. Bana ne lazım olur? Şunu çok seviyordum ben. Bir de birini kurbağaya dönüştürme. Heh, burayı da hiç sevmiyordum. Burada sürekli yanıp duruyordum şu kısımda. Şuraya zıplamakta o kadar zorluk çektim ki bakalım bu sefer yapabilecek miyim? Bak. Bak yine takıldım. Heh, tamam. Küçüklüğümde orada en az yarım saat takılı kaldığımı düşünürsek bence güzel bir gelişme. Welcome to FGP5'in işi. Yeni oyun. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Çoğumuz için en iyi Half-Life karakterlerinden biri olan Jim. Bu açılış sekansına gerçekten bayılıyorum ya. Tüylerim diken diken oluyor yani burada. Burada böyle anlamsız yürümeler. Seni bindiğini görmemiştim. Aslan, seni dövmek istersen döverdim herhalde. Aç lan kapıyı. Aç. Ne kadar güvendeyiz bakacağız. Lan be. Sağ dönülür. Dolap sesi. Açmasam zaten dolap sesi olduğunu anlamayacaktım. Teşekkür ederim altyazı. Şu eşyaları tutup fırlatmayı bayılıyorum ya. Bir tek ben miyim bunu yapan? Yani lütfen ses verin. Eyvah. Ne yapacaksınız bana? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız bana? Ben geldim ben. Ben. Merhaba. Kaçma başarılı olduğuna göre devam. Half-Life'ın meşhur yükleme ekranları. Şükür The Elder Scrolls gibi geri gidince yükleme ekranı çıkmıyor. Eyvah, saklan. Gitsene be. Geri git geri. Niye gitmiyorsun ya? Merhaba. Eyvah. Kaç. Kaç. Ama be. Eyvah, kaç. Kaçtık. Oh. Aa, öldü galiba adam orada. Ay, arkamda. Kaç. Her zaman böyle oyunlarda gideceğin yolu gösteren şöyle iki parça çiviyle çakılmış tahta parçası olur, klasik. Eyvah, tabanca. Kaç. Hayır. 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 Evet, Alex geldi şu an. Bak, doğru hatırlamışım. Adamım geldi be, adamım. Ya oyunda şöyle bir şey var. Ne kadar oynarsanız oynayın, sanki her şey gerçekten canlı ve doğaçlama oluyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani o hissiyatı gerçekten Half-Life oyunları veriyor. Ya o yüzden Half-Life'ın o hissiyatını gerçekten çok seviyorum. Hikayeden önce o yaşanmışlığı gerçekten veriyor. Yani ben şu an gerçekten kendimi o an kaydı unutup Gordon Freeman olarak hissettim ve gerçekten yolumu tekrardan bulmaya çalıştım. Bir oyunun tarihinin geçmemesi demek bu demek işte. Ya o yüzden oynamadıysanız hala Half-Life 2'yi, Half-Life 1'i aranızda oynamayanlar varsa gerçekten oynamanızı tavsiye ederim. Sizin ne olur ki? Ben yanlışlıkla yaptım! Eyvah, yanlışlıkla yaptım. İmdat! İmdat! Uzak dur benden. Tövbe ya.
Müzikleri kapadım çünkü telif hakkı muhabbeti olduğu için müzikleri kapatmak durumunda kaldım diyelim. Oyunun en kolay yarışı. Yani nitro olmasa bile gayet kolay. Ben başlangıç için Need for Speed Most Wanted'da en uygun arabanın Cobalt SS olduğunu düşünüyorum. Ya da Cobalt SS. Yani hangisi doğru okunuşuysa. Çok marka okunuşlarıyla aram pek yoktur. Genellikle çuvallarım. İngilizce bilgim her ne kadar iyi düzeyde olsa da okunuşlarda hala bayağı sıkıntı yaşadığım oluyor. O da zamanla oturur diye umuyorum. Hadi be. Çok güzel sürdüm ama çok saçma bir hata yaptım. Kestirmeyi kullanmayacağım. Evet, ilk yarışımızı geçtik. Bu sefer mükemmel... yapamadım ya. Şu olaya çok takıntım var ya. Şu perfect launch olayına çok büyük takıntım var ya. Bir de her arabada farklı olduğu için çok ince ayar istiyor onu. Bu kara listeden sonra zaten Nitro yardımı olacağı için çok ona takılmaya gerek kalacağını düşünmüyorum. Şimdi bu yarışlar kolay. En az kaç defa oynadığımı hatırlamadan bu yarışları tekrar ettiğim için haliyle pek heyecanlı değilim şu an ama oyunun ilerleyen dakikalarında, ilerleyen bölümlerinde daha sanki ilk gün oynuyormuşçasına heyecanlanıyorum. Yani o merak duygusu, o heyecan duygusu hiçbir zaman gitmedi yani bende. Hangi sistemde oynarsam oynayayım. Evet, hadi artık kara listeye gelelim. Hadi artık. Son yarışımız kaldı. Sonra polis takibi yapacağız. Kestirme yolları pek sevmem ama şu an mecbur kullanacağım galiba. Hadi bu sefer Hint bakışı gelsin. Hadi Hintli... işte geldi. Gerçekten ama hiç sahnelerindeki gibi yapmamışlar mı ya? Ya bir de müzikleri kapattım ya. O olay çok sinirimi bozdu şu an. Çünkü müzikler ekstra bir oyunda heyecan duygusunu arttıran şeylerden biri diye düşünüyorum. Aslında bu oyunun ruhunun en büyük parçalarından biri de bu müzikler. Bu oyunu oyun yapan şey gerçekten müzikler yani. En azından benim fikrim böyle. Siz ne düşünürseniz düşünün. Umurumda değil. Tamam, girelim. Zaten yapmamız mecburi. Okey. Tek bir şehirde yapacağım için kolay. Şu an takip kırıcı kullanmayacağım. Gerek yok. Bir arabaya daha çarpmam lazımmış. Tamamdır. Benim ekstra oluşturduğum bir sakinlik vardı orada. Binanın içine giriyordum. İleride polis yoksa direkt görmüyorlardı. En büyük takip olaylarında bile işe yarıyordu. Şu bina hatta bak göstereyim. Yine oynayacak belki oyuncular vardır. Azınlık olduğunu düşünüyorum ama. Tam şuraya girdiğiniz zaman %90 bunu yiyorlar. Yapay zekası yiyor yani. Buraya girdiğiniz zaman bir de özellikle şuraya çıkarsanız tabii o hışımla yapabilir misiniz bilmiyorum ama şuraya çıkarsanız sizi görmüyorlar. Burası %90 ya da %80 diyeyim artık. Mutlaka bunu yiyorlar. Burada istediğiniz kadar gönlünüzce saklanabilirsiniz. Bu da oyunun bence gizli takip kırıcılarından bir tanesi. Evet, işte yarışımız başlıyor. İlk boss fight. Eve gidip yarışalım. Gerçekten müziksiz sıkıcı ya. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım başlayalım. Stresli olmak, gergin olmak, heyecanlı olmak. Şu virajdan nefret ediyorum ya. Oyundaki en boktan viraj olabilir yani. Virajlardan biri daha doğrusu. Bir sürü boktan viraj var da. Nefret ediyorum ya. Arabaya çarpmaktan iyidir. En azından. Hoppala. Alırım bir makas. Ya benim eskiden hayalimdi bu. Şu oyunu bir direksiyon setiyle oynamak çok isterdim ya. Gerçekten. Eğer aranızda bunu yapan varsa gerçekten direksiyon setiyle bu oyunu oynama tecrübeniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Unutulmayacak bir anınız vesaire varsa bu konuyla alakalı mutlaka yazın yani dinlemek isterim. Gerçekten en büyük hayallerimden biriydi yani bir yarış oyununu direksiyon setiyle oynamak. Ama bir direksiyon seti için fiyatlarını biliyorsunuz zaten konuşmaya gerek yok. O kadar parayı vermem yani. Kaç param olursa olsun ya. İyice her şeyin fiyatı aldı başını gidiyor zaten. Gerçekten vermem. Ancak gökten bedava düşerse öyle. Onun dışında asla vermem o parayı. Yani demek istediğim şey simülasyon yerine gider araba alırım. Yani çok daha uzun ömürlü ve mantıklı bir yatırım olur. Şu an para gerçekten verilmez yani. Hop. Hadi son. Hoppa. Kestirmeyi kullandığı için yetişti bana. İnat ettim. O kestirmeyi kullanmadan geçeceğim. İnat ettim ya. Kullanmayacağım. Çünkü niye kullanayım? Ve ilk boss fight'ımızı geçtik. Şimdi seçim yapacağız. Hadi bakalım seçimlerimizi yapalım. Bunun ben eskiden oynadığım bir taktiğini tutturmuştum. Mesela ilk boss fight'ta 1 ile 3'ü seçtiğin zaman
diyelim ki. Araba çıktı ya. Yani üçüncüde araba çıktı diyelim. Bu sefer 1 ile 2'yi seçiyordum. Yani araba çıkanı seçmiyordum. Her halükarda mutlaka yani %90 arabayı tutturuyordum. İlk seçimimde araba tutmazsa oyunu kaydetmeyip auto save'den çıkarıp yarışa giriyordum. Tekrar tekrar arabayı kazanana kadar yarış oynuyordum. Yani şimdi bu oyunun sağladığı bir şey. O yüzden hileye girmiyor diye düşünüyorum. Çünkü auto save'i kapatma diye bir seçenek var oyunda. Bunu ben bir arkadaşımla öğrenmiştim ortaokulda. O zamandan beridir bunu hep yapıyorum. Yani bütün arabaları toplama gibi bir takıntım vardı oyunda. Eskiden oynadığım zamanlarda. Bakalım şu an içime doğdu. 1 ile 3'ü seçeceğim. Bakalım çıkacak mı? Ben de dedim. Benim içime doğuyorsa vardır bir bildiğim. Parayı ve arabayı almak en şanslı. Ama buradan mesela arabayı aldınız diyelim. Buradan işaret falan almadan şuradan performans upgrade'i seçmek çok daha mantıklı bir hareket. Ben bunu çok sonra tekrar tekrar oynadığım zaman fark ettim. Yani en azından benim için en mantıklı hareketlerden bir tanesi. Çünkü Jackman parçalarını toplarsanız eğer arabaları daha farklı üst seviyeye çıkartıyorsunuz. Mağazada olmayan zaten diyor burada eşsiz performans upgrade'leri, yükseltmeleri. Bu yüzden oynayacaksanız aklınızda bulunsun. Hem o dediğim taktiği yapabilirsiniz. Araba çıkmadıysa tekrardan oynama taktiği. Ama iki tane baraj yarışı var. O iki tane baraj yarışını zor yaptıkları için o iki baraj yarışını tutturamazsanız böyle tekrar tekrar geçmeye uğraşırsanız birazcık yorabilir. Çünkü bende 9 numaranın olması lazım. Onun arabasını alamadığım için ve bence oyunun en zor yarışı olduğu için bence onu da tekrardan başlatmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü ben gerçekten acı çekmiştim onun yarışını artık yenene kadar. O yüzden onun haricinde ve diğer ilk baştaki baraj yarışı haricinde bu dediğim taktiği uygulayabilirsiniz. Ama çok yetenekli bir yarışçıyım ben. Tek denemede hepsini geçiyorum diyorsanız siz bilirsiniz tabii. Ve kahinim diyorsanız bu taktiğinize gerek yok. Çok konuştum. Ben bazen çok konuşurum. Evet, modifiye yapmaya bayılıyorum gerçekten. Bir ara ilk oynadığım zaman kovaltesi pembe yapmıştım. İçimdeki Barbie'yi ortaya çıkarmıştım. Birazcık tur atalım. Yani çok sevdiğim bir araba çünkü kendisi. Birazcık turlayalım. Ve turumuz burada sona erdi falan. Ve turumuz burada bitti. Aa, burayı kesmem lazım. Evet. 100 dedik. Single player. Campaign oynayacağız. Normali aldım şöyle. Bu sniper mı oluyordu? Hangi sniper oluyordu? Şu sniper'dı galiba. Bir dakika bir deneyeyim de. Bir random başlayalım. Sonrası gelir zaten. Aynen bu şey. Diğeri sniper oluyordu. Doğru hatırlamışım. Aynen gördüm. Tamam. İlerleyin çocuklar. İlerleyin. Ordular ileri. Kara göründü. Çok zor ya. Keşke sniper oynasam. Tamam şu an sniper'a geçeceğim. Şu adamı alacağım. Tamam. Bir. Diğerini de alalım. Tamam. Hah. Dur. Tamam. Şuradan kıstırır mıyım adamı? Tamam. Tamam. Gördüm. Tamam. Tank kullansam mı acaba? Tank kullanabilirim. Ama bu oyunda tank kontrolleri çok vasat geliyor bana. Tamam. Çok güzel uçuyorlar arabaya bu arada. Eyvah biri beni vuruyor şu an. Eyvah ya buradakilermiş. Hop kaç. Eyvah. Ya ben çok güzel sniper'ım ya. Niye kaybediyoruz? Evet beyler pes etmek yok. Savaşı ya alacağız. Hadi. Ya. Tamam. Şimdi oldu. Sen de git. Ya öldüm ya. Ver. Şu müzik oyun tarihindeki en ikonik müziklerden bir tanesi olabilir. Yine sniper olduk. Soyadımızın kaderi. Geldi vur. Hadi gel de yakala. Yakala. Yakalayamaz ki. Susu.
Normalde benim çok fazla Sims oyunlarıyla aram yoktur. Yani tek oynadığım oyunlardan biri doğru düzgün Sims'in ikinci oyunu diyebilirim. O yüzden kısa bir süre sonra Sims oyunlarından sıkıldığım için çok fazla oynamadım. 2 ve 3'ü oynayabildim. 2'yi çok daha fazla oynadım dediğim gibi. 3'ü bazı expansion paketlerinden dolayı ilgimi çektiği için yüklemiştim. Onda da karakter yaratıp, evi yaratıp oyunu siliyordum yani. Hani o kadar ilgimi kaybetmiştim belli bir süreden sonra. Ama ikinci oyunu seride çok beğenirim. Şu apartmanların olduğu bölge diyebiliyorum. Daha çok Apartment Life DLC'siyle geliyordu hatta. Ben burayla oynuyorum genellikle. Tercih ettiğim yer Belladonna Cove. Ben bütün DLC'leri yükledim bu arada. Yani ben Sims oyunlarının vanilla haliyle keyfinin çıkmadığını düşünüyorum. Şimdi ben burada bir aile oluşturmuştum. İzlediğim bir diziden koydum. Belki Gossip Girl bilenler bilir. O yüzden yeni bir aile oluşturacağım. Yeni aile oluştur dedik. Aile oluşturma kısmı 3'te çok ayrıntılıydı diyebiliyorum. Sonrasında bayağı ayrıntı getirdiler. 2'de daha kıyafetleri, ayakkabı bile seçmiyorduk. O kadar ayrıntıya girmiyorduk diye hatırlıyorum. Farklı bir şey düşüneceğim. Ne koyayım lan acaba? Soyadını Croft yapacağım. Lara Croft benim çok sevdiğim bir oyun karakteri. İlk aklıma gelen o. Yetişkin halini yapalım. Şimdi güzel bir yüz seçelim. Olabildiğince güzel yapalım. Bu yüz tipi bence gayet güzel. Hiç ayrıntıya girmeye gerek yok. Ya fix bir surat ayarladım işte ya illa. Tamamen Lara Croft olmasına gerek yok. Bu benziyor işte. Çok da irdelemeyelim. Bir yerde okumuştum. Lara'nın burcu kova diye hatırlıyorum. Belki yanlıştır. Zengin olma koyalım. Yani rastgele bir şey koydum. Bunları da rastgele belirliyorum. Evet. Lara Croft tamam. Yaptım. Hatta ailesini de yapmayacağım. Tek başıma oynayacağım. Şuraya geçelim işte. Evi de güzel seçtim ha. Bu adamla konuşup apartman kiralayacağız sanırım. Gel buraya Lara. Bir çık şuradan. Apartmanımızı bir kiralayalım, ondan sonra yüzer sporunu yaparsın. Şimdi burası daha ucuz, burası daha pahalı. Bence burayı bir kiralayalım artık. Her hafta kira ödeyeceğiz. Her hafta kira mı ödenir ya? Şimdi evimizi birazcık Motherload hilesiyle düzenleyelim. Bu benim Sims'te en sevdiğim olay. Tabii ki de Sims'te hile yapmadan bence oynanmaz. Bana merhaba demeye geliyorlarmış komşularımız. Ondan önce bir evimizi düzenleyelim. Mutfakla banyo yan yana. Bir kere bu apartmandaki bu düzeni sevmedim. Şimdi hatırladığım kadarıyla hileleri CTRL'le Shift C ile yapıyorduk. Aynen. Evet, para geldi. Lara bence artık burada ne yapıyor Lara? Nasıl çiçek koklama? Namaz kılıyor. Çok dekoraya girmeyeceğim. Çok ayrıntılı. Evet. Oldu. Bu kadar. Tamam, ev oldu işte. Tuğçe Hanım, eskiden it bağlasan durmaz mutfak ve salonu aile yuvasına dönüştürdü. Devam edelim. Aa, biri bize hediye gönderdi. Evet işte Sims'te bütün her şeyi ayarladık ettik. Şu an ben sıkıldım mesela. Çok da oynayasım gelmiyor. Özellikle tek başımayken. Bunu ablamla küçükken yan yana oynardık işte. İkimiz birer tane karakter yapardık kendimize. Aile yapardık onları. Beraber fikir alışverişi yapıp oynarken hoşuma gidiyordu. Onun dışında şu an sıkıldım yani. Oha, flörtleşiyorlar bunlar. Dur. Lan bırak konuşmayı, bırak. 2006 yılına giderek çok eğlendim ve hem çekerken hem de planlarken en keyif aldığım video bu video olabilir. Arada böyle zaman yolculuğu yapmak iyidir. Tavsiye ederim. Bu arada benim oynadığım oyunlar sadece o yılları temsilen oynadığım birkaç tane oyun sadece. Belki içinizden of şu oyun niye yok, bu oyun neden olmaz ya diye geçiriyor olabilirsiniz. Ama inanın bütün oyunları oynamaya kalksam video saatler, hatta günler sürebilir. O yüzden kısa kısa birkaç tane oyunu oynayarak sizleri o günlere götürmeye çalıştım. Umarım bunu başarmışımdır. Peki senin en unutamadığın, çocukluğunu geçirdiğin, en sevdiğin ya da en sevmediğin Windows sürümü hangisiydi? Peki zamanında seni en çok mutlu eden oyunlar hangileriydi? Bunlar flash oyunlar falan da olabilir. Yani illa bilgisayar oyunu olmasına gerek yok. Yorumlara yaz, birlikte konuşalım. Ve daha fazla bunun gibi oynanış odaklı videolar istersen lütfen fikirlerini yorumlara yazmayı unutma.